Türkçe, Kazakça, Uygurca, Tacikçe, Rusça, Tatarca ve Çince şarkılarıyla Asya'nın Madonna'sı olarak nitelendirilen Yulduz Usmanova, İngilizce seslendirdiği eserleriyle de Avrupalı müzisyenlerin gönlünü fethetti. Türkiye'de yaptığı müzik çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan dünyaca ünlü sanatçı Yulduz Usmanova hakkında merak edilenleri yanıtlamak üzere şimdi stüdyomuzda.
Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne önemli, ne değerli bir hanımsınız siz. Aa, sağ olun, teşekkürler. Ne kadar güzel şarkılar yapmışsınız bize. Candan Erçetin'in Yalan şarkısını siz yapmışsınız. Öyle bir şarkı olur mu? Evet. Yok, ne çok kadar sevindim. Enem açılmış artık burada. Hayır, sonra tabii sizi bu Yaşar'la yaptığınız düet, Levent Yüksel'le, Fatih Erkoç'la, yani Şafak benim çok eski arkadaşımdır, Şafak Karaman. Bazen kızarız birbirimize falan filan ama yani sizi kazandırdığı için Şafak Karaman'ı alkışlıyorum. Bravo yani. Bravo. Siz ne yapıyorsunuz? Bir orada bir burada mı yaşıyorsunuz? Artık sanatçıların ömrünü biliyorsunuz yani. Bizim artık yapacak işimiz yollarda geçer. Yollarda geçiyor. Öyle oluyor. 21 senemi verdim orada. O yüzden yani konserlere devamlı gidip geliyorum yani. Orada da albüm yapınca orada onu tanıtmaya yaşıyorum. Peki Özbekistan'da ve Türkiye'de yani müziğiniz, albümünüz, şarkılarınız kıymetlendi, değerlendi, çok popüler oldu ve çok beğenildi. Ama kendi ülkenizde 20 milyon adet albüm satmışsınız siz. Nasıl bir rakam bu ya? Yani ben şöyle diyeceğim, Sovyet döneminde biz çok yani ülkeler çoktuk yani. Şimdi ayrıldık müstakil olarak. Evet. Tabii ki o dönemde çok sattık. Ama artık sonradan korsan işleri orada yetişiyor yani her yerde. Çok dünyanın her yerinde gelişti olduğu yani, gibi. Gelişti evet. Korsan işleri. O yüzden o rakamlara ulaşamıyor ama bayağı iyi satıyoruz hala. Ama siz zaten büyük bir gönüllülükle korsana da pek bir izin veriyormuşsunuz. Kendisi... Ama ben şöyle diyeceğim, neden izin verirken de ya tek başıma ne yapabilirim ki? Ben onlara her yer yerinde olsa inanın korsan da olmaz. Evet. Ben diyorum ki onlar da milyon kazanmak için yapmıyordur belki de. Çocuk çoluğuna belki de ekmek getiriyordur. Ben de onların elinden ekmeğini almayayım diyorum. Yani görsem bile şey yapmıyorum yani. Onlara izin verip de hadi ileri sürün yani herkes öyle yapsın demiyorum. Ama o işin içinde sırtında duranlar da oluyor zaten o büyük paralar. Şu bir röportajınızda demişsiniz ki zaten biz albümleri albümden satıp da para kazanmak için değil de konserlerden kazanıyoruz. Zaten öyle oluyor. Evet, zaten öyle oluyor, doğru. Artık siz de sanatçısınız. Artık yani bize çıkınca bizim hep kazandığımız ne oluyor? Sahneye çıkınca siz evet. Seyirciler, siz evet. Bizim şeylerimiz, hayranlarımız alkışlıyorsunuz, bilet satın alıyorsunuz. Oradan biz de bir şey kazanıyoruz. Evet. Zaten sanatçının en tatlı ekmeği de orada. Doğru. Albüm satışından artık sanatçının para kazanması diye bir şey söz konusu değil. Yok. Plak firması ayakta kalsın ki yeni albümler yapabilsin diye. Doğru artık söylüyorsun. Artık plak şirketleri de herkesi kaldıramıyor. Onlar da SMS operatörlerden çok para kazanıyorlar zaten. Onların da kazandığı eskisi gibi yerler değil, değişti. Sanatçıların çoğu... albümlere kendiler yatırıyorlar artık. Tabii canım, ben kendimi bildim bilirse kendi albümü kendim yaparım. Evet. Peki. Ankara'dan bir telefonumuz var. Gonca Hanım arıyor bizi. Merhaba Gonca Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Yani Yıldız Hanım'ı dinliyorum zevkle. Evet, biz de çok mutlu. Ben audioloğum, kulak uzmanıyım. Yıldız Hanım'ı iş yerinden dinliyoruz. Evet. Ve gerçekten bize huzur veriyor. Bir de Yıldız Hanım'ı kendime çok benzetiyorum. 12 Aralık doğumluyum ben de. Siz de mi 12 Aralık? Çok güzel ya. 12 Aralık. Evet, ben de 12 Aralık doğumluyum. Yıldız Hanım da 12 Aralık. O şekilde çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir sorunuz ederiz var mı onlara. Gonca Hanım? Sorunuz var mı Yıldız Hanım'a? Yok, Yıldız Hanım'a benim sorum yok. Sadece başarıların devamını diliyorum. Aynı şekilde sizin de her gün programınızı izliyoruz dedi. İnanın gülmekten kaslarımız artık kasılmıştı. Hay Allah yarabbim. Dünkü bazen biz dünkü de çok programda edin. Evet, bayağı yorulduk yani gülmekten ama çok da teşekkür ettik sizlere. Dün Mehtap'a çok güldük gerçekten, sağ evet. Olsun. Doğal konuklarımız bizi çok mutlu ediyorlar. Ben de coşuyorum onlar öyle oldukları zaman. Çok teşekkür Gülce ediyorum. Gülce Hanım, bir şey daha söylemek buyurun. İstiyorum size. Konumuz belli değil ama ben şu anda kulak uzmanıyım ve hastalarımızda son yıllarda hızla gelişen bir işitme kaybı var. Yani bu 35 yaşına kadar düştü. Önceden bu şekilde değil. Yaş ortalaması işitme hastalarımızda çok düşmüş durumda. İnsanlar işitme cihazı alırken çok yanlış yönlendiriyorlar, bilgilendirmiyorlar. Programınızda bir audioloğa yer verirseniz, bu konuya değinirseniz bizler çok mutlu olacağız. Çok seviniriz. Ben ve benim ekip arkadaşlarım böyle hassas konuların altını çizmekten çok mutlu oluruz. Rejide numaranız vardır mutlaka. Sizinle irtibata geçer. Hatta sizi de burada görür konuşuruz beraber. Bir doktorun bizi böyle bilinçlendiren bir telefon açması ne mutlu bize. Teşekkür ederim. İşleyeceğiz söz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Yalan şarkısını söyledim. Şimdi Dünya şarkınıza, Dünya isimli şarkınıza yeni klip çektiniz galiba, evet. Değil mi? Ne zaman yayınlanacak o? Bir 5 günden sonra elimize geçecek o klip. Kemal çekti, Kemal Başbuğ. Başbuğ ile çalıştık ve inşallah çok güzel iş çıkacak diye bekliyoruz. Hadi bakalım. Biraz sonra bize Özbek pilavı yapacaksınız siz, değil mi? Evet, ama Özbek pilavı demiş sizin yardımcılarınız da hep programa gidince Özbek pilavı soruyorlar. Öyle mi? Hani sanki ben pilavdan başka bir şey yapmıyorum gibi. Başka yani, bir tamam, şey yapsaydınız. Yani. Başka bir şey yapsaydınız. Her programda Özbek pilavı mı soruyorlar size? Hep Özbek pilavı soruyorlar. Yapmam sorun deseydiniz. Ya ben de şaşırıyorum. Yani, öyle istiyorlar diyor da ben de bir olmaz şey demedim artık. Olmaz. Aa, aşk olsun. Peki, alkışlarla bir şarkı dinliyoruz şimdi. Tamam. Yazık, anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık, günah ben oysa kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim, hüznüm koynumda. Seni severdim, hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gül yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşında bir yalnızlık, bir vurgun. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık, günah ben oysa pervane gibi, ateşle can veren gibi. Seni severdim, hüznüm koynumda. Seni severdim, hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim, daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımda severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime
Bravo. Ne kadar güzel bir şarkı. Peki siz mesela bu şarkıyı önce Özbekçe mi yazıyorsunuz? Sonra burada mı Türkçe'ye çeviriyorsunuz? Türkçe mi yazıyorsunuz? Tabii ki çok şarkılarımızı burada adapte ediyoruz, çeviriyoruz. Yani Özbekçe yazılıp Özbekçe. Burada çevriliyor. Bu Yunan şarkısı ama bunu Özbekçe söylemiştim, dua edelim diye. Hmm. Dua kalaylik, bak terk etmesin diye böyle söylüyordu bu şarkıyı. Sonradan da burada da birkaç defa söylemişler bu şarkıyı. Hmm. Tutulmamış. Ama bunu da Türkçe çeviri duet olunca da Türkçe sözlerini yani. Siz yazdınız değil mi? Yok, Burcu Tatlısaz. Öyle mi? Evet. Aa, ona da selam olsun o zaman, tebrikler. Çok güzel yazıyor yani. Peki siz Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Ay burada öğrendim. Aa, ilk geldiğimde çok zor oluyordu. Hiç anlamıyordum böyle herkesin ağzına bakmıyordum. Siz size albüm, Şafak albüm teklif ettiğinde Türkçe bilmiyor muydunuz? Çok kötüydü yani Türkçem, hiç yoktu. Ne kadar zamanda öğrendiniz? Hocaya gittim yani. Öğreneceksin Türkçeyi dedi. Ben de yani devamlı şey yaptım, albümden önce Türkçeye çalıştım. Allah Allah, böyle bir azim var mı? Türkçe öğrenmiş yahu. Gelmiş. Ama ben buraya geldim. Aa. Yani ben Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'ye geliyorum. Albüm, tabii ki albüm yapacaksın eğer. Derdini nasıl anlatırsın yani dil bilmeden? Ya bir şey söyleyeceğim. Yarım yamalak konuşanlar var. Allah aşkına Türkiye'de yaşayıp Almanya, Türkiye arası gidip gelen hocaya gitmişsiniz. Sadece şarkı sözleriniz için Türkçe öğrenip ezberleyip şurada da yarım yamalakta konuşabilirdiniz. Bu sizin çalışkanlığınız. Sağ olun, teşekkürler. İşte ona çok güzel altına Türkçeniz çiziyorsunuz yani. Ama ben şöyle diyeceğim. Tek Türkçe değil. Neden ben bu kaç dilde söylüyorum? Zaten ben çok kitap okumayı seviyorum. Tamam. Yani, zaten yolun yarısını açtınız. Yani işte okumayı seviyorsunuz. Yani okumayı seviyorum çünkü sanatçı olup da ben neden şarkılarımda çok felsefe var, anlam var. Ben şarkılarımla kavga etmeyeceğim ama şarkılarımla ısırabilirim yani. Her şeyi yaparsınız. Ya, ama müzik elinizde. Zaten güçtür değil mi? Dünyada ölümden başkası yalan. Ha. Bitti. Özbek pilavına gidiyoruz. Haydi bakalım mutfağa gidiyoruz.